O 7. pazar yoğurtusu günü ölüm çanları çalmaya başladığında daha yeni sevişmişlerdi. Florentine Ariza yüreğinin çarpıntısını güç bastırdı. Gençliğinde yaz çanlarının çalınması cenaze töreninin fiyatına dahildi. Yalnızca çok yoksul olanlar için çalınmazdı çanlar. Ama geçen yüzyıldan bu yüzyıla geçerken son savaşımızdan bu yana muhafazakar yönetim sömürge dönemi alışkanlıklarını pekiştirmiş, cenaze törenleri öyle masraflı olmuştu ki yalnızca çok varlıklılar ödeyebiliyorlardı giderleri. Başpiskopos Erakul de Luna öldüğü zaman tüm eyaletin çanları 9 gün 9 gece artsız aralıksız çalınmış, halk öylesine bunalmıştı ki ondan sonraki başpiskopos cenaze törenlerinde çan çalınması zorunluluğunu kaldırmış ancak çok yönlü kişilerle sınırlandırmıştı. Bu yüzden Florentine Ariza bir 7. pazar yoğurtusu öğleden sonra saat 4'te katedralin yaz çanlarını işitince yitik gençliğinin hortlağıyla yüz yüze gelmiş gibi oldu. Bu çanların Fermina Daza'yı büyük ayin çıkışında 6 aylık gebe gördüğü pazar gününden bu yana yıllar yılı öylesine beklediği çanlar olduğu hiç aklına gelmedi. Vay canına dedi alacakaranlıkta. Katedralin çanları çaldığına göre çok kodaman biri olmalı. Çırılçıplak olan Amerika Vicuna yeni uyanmıştı. 7. pazar ayini içindir dedi. Florentine Ariza kilise işlerinden pek anlamazdı. Ona telgrafçıda da öğreten ve yazgısı hakkında hiçbir haber almadığı bir Almanla koroda keman çaldığı günlerden beri ayine gitmemişti bir daha. Ama 7. pazar ayini için yaz çanlarının çalınmayacağını biliyordu kuşkusuz. Kentte yaz vardı, bildiği buydu. O sabah Jeremy de Saint Amour'un fotoğraf atölyesinde ölü bulunduğunu bildirmek için Karayipli göçmenlerden bir heyet gelmişti evine. Florentine Ariza onun yakın arkadaşı olmasa da birçok başka göçmenin yakın arkadaşıydı. Onu her zaman törenlerine, özellikle de cenazelerine çağırırlardı. Ama çanların kararlı bir inançsız, katı bir anarşist olan Jeremy de Saint Amour için çalmadığı kesindi. Üstelik kendi eliyle kıymıştı canına. Hayır dedi. Bu çanlar validen daha aşağı birisi için çalmaz. İyi kapatılmamış gölgeliklerden sızan ışınlarla solgun gövdesi bir kaplanınki gibi benek benek olmuş Amerika Vicuna ölümü düşünecek yaşta değildi. Yemekten sonra sevişmişler, uğultusu kızgın çinko damda yürüyen akbabaların tıkırtısını gizleyemeyen pervaneli vantilatörün altında öğle uykusunun uyuşukluğu içinde ikisi de çıplak yan yana uzanmışlardı. Florentine Ariza uzun yaşamına rastgele giren tüm öteki kadınları sevdiği gibi seviyordu onu da ama ötekilerden daha çok kaygıyla seviyordu onu. Çünkü o liseyi bitirdiğinde kendisinin yaşlılıktan ölmüş olacağını biliyordu. O da tıpkı gemilerdeki gibi ilk boyandığından bu yana üst üste birçok kez boyanmış tahta duvarlarıyla bir gemi kamarasını andırıyordu daha çok. Ama yatağın üstüne asılı elektrikli vantilatöre karşın çinko damın ısıyı yansıtmasından ötürü öğleden sonra saat 4'te ırmak gemilerinin kameralarından çok daha boğucu oluyordu sıcak. Biçim olarak bir yatak odası değil, Florentine Ariza'nın CFC yapılarının arkasında başka hiçbir amaç gütmeksizin, hiçbir bahane olmaksızın salt yaşlılık aşkları için bir sığınak olarak yaptırdığı bir kara kamarasıydı. Hafta içinde dok işçilerinin bağırıp çağırmaları, ırmak limanındaki vinçlerin gürültüsü, rıhtımdaki kocaman gemilerin bağırtıları yüzünden orada uyumak olanaksızdı ama küçük kız için bir pazar cennetiydi burası. 7. pazar yoğurtusu günü Angelus'tan 5 dakika önce yatılı okula dönmesi gereken saate dek birlikte olmayı düşünüyorlardı ama çanlar Florentine Ariza'ya Jeremy de Saint Amour'un cenazesine katılmak için verdiği sözü anımsattı. Alışık olduğundan daha çabuk giyindi. İlk olarak her zamanki gibi sevişmeden önce kendi eliyle çözdüğü kızın tek saç örgüsünü ördü. Sonra onu masanın üstüne oturtup o hiç beceremediği ayakkabılarının bağcıklarını bağladı. İçinde hiçbir kötülük olmaksızın yardım ediyordu ona. O da sanki bir görevmiş gibi onun kendisine yardım etmesine yardımcı oluyordu. İkisi de daha ilk buluşmalarından bu yana yaşlarını unutmuşlar, yaşamda birçok şeyi susarak geçiştirmiş, artık birbirine söyleyecek neredeyse hiçbir şeyleri kalmamış bir karı kocanın güveniyle davranıyorlardı birbirlerine. Tatil günü olduğundan birolar kapalı ve karanlıktı. Tenha rıhtımda kazanları söndürülmüş tek bir gemi vardı yalnızca. Boğucu sıcak yağmurun ön belirtisiydi. Yılın ilk yağmurlarının ama havanın saydamlığı ve limanın pazar sessizliği
iyi geçen bir ayı anımsatıyordu. Buradan bakıldığında dünya kameralarının alaca ışığında olduğundan daha acımasız, çanlar kimin için çaldıkları bilinmese de daha dokunaklıydı. Florentine Ariza ile küçük kız İspanyolların köle limanı olarak kullandıkları, hala tartı kalıntılarının, köle ticaretinde kullanılan başka pas tutmuş demirlerin bulunduğu güherçileli toprak avluya indiler. Otomobil antrepolarının gölgesinde onları bekliyordu. Yerlerine yerleşinceye dek direksiyon başına uyuyakalmış sürücüyü uyandırmadılar. Araba kümes telleriyle çevrili antrepoların arkasına kıvrıldı. Las Animas körfezindeki yarı çıplak yetişkinlerin top oynadıkları eski pazar yerinden geçti. Yerden kızgın bir toz bulutu kaldırarak ırmak limanından çıktı. Florentine Ariza bu cenaze töreninin Jeremy de Saint-Amour için olamayacağından emindi. Ama yaz çanlarının ısrarlı çalışı kuşkuya düşürdü onu. Bir elini sürücünün omuzuna koyup kulağının içine doğru bağırarak ölüm çanlarının kimin için çaldığını sordu. ''Şu keçi sakallı hekim için'' dedi sürücü. ''Neydi adı?'' Kimden söz ettiğini anlaması için Florentine Ariza'nın düşünmesine gerek yoktu. Ama sürücü onun nasıl öldüğünü anlatınca bir an için kapıldığı umut boşa çıktı. Çünkü ona olmayacak bir şey gibi geldi bu. Hiçbir şey ölümünden daha çok benzemez insana. Böyle bir ölümse düşündüğü adama hiç mi hiç benzemiyordu. Ama ne denli saçma görünürse görünsün ta kendisiydi. Kentin en yaşlı, en iyi hekimi, birçok başka erdemlerden ötürü en ünlü insanlarından biri 81 yaşında bir papağanı yakalamaya çalışırken bir Hint kirazı ağacından düşüp bel kemiği parçalanarak ölmüştü. Fermina Daza evlendiğinden beri Florentine Ariza ne yapmışsa bu haberin umuduyla yapmıştı. Ama o an gelip çatınca uykusuz gecelerinde kaç kez düşlediği zaferin heyecanıyla değil, yılgınlıkla sarsıldığını duyumsadı. Akıl almaz bir açık seçiklikle ölüm çanlarının kendisi için de aynı biçimde çalmış olabileceğinin bilincine vardı. Benzinin solukluğu, taş döşeli yolda zıplaya zıplaya ilerleyen otomobilde yanında oturan Amerika Vicuna'yı korkuttu. Ne olduğunu sordu. Florentine Ariza buz gibi eliyle onun elini tuttu. Ah yavrum diye içini çekti. Bunu sana anlatmam bir 50 yılımı daha alır. Jeremy de Saint-Amour'un cenazesini unuttu. Ertesi cumartesi almaya geleceğini çarçabuk söz vererek yatılı okulun kapısında bıraktı Amerika Vicuna'yı. Sonra sürücüye kendisini Doktor Juvenal Urbino'nun evine götürmesini söyledi. Bitişik sokaklarda bir otomobil ve kiralık araba kargaşasıyla karşılaştı. Evin önünde bir meraklı kalabalığı birikmişti. Kara haberi, şenliğin doruğunda olan Doktor Latides Olivella'nın konukları akın akın geliyorlardı. Kalabalıktan evin içinde kımıldayacak yer kalmamıştı ama Florentine Ariza yatak odasına dek kendine yol açmayı başardı. Kapının önünde biriken kalabalığın üstünden parmaklarının ucunda yükseldi ve Doktor Juvenal Urbino'yu ondan ilk kez söz edildiğini işittiğinden beri görmek istediği gibi iki kişilik karyola da ölümün bayağılığı içinde çırpınırken gördü. Marangoz az önce tabut için ölçü almıştı. Yanında, sırtında hala şölen için giydiği evli nine giysisiyle Fermina Daza dalgın, kederli oturuyordu. Florentine Ariza bütün varlığıyla kendini bu gözü pek aşka adadığı gençlik günlerinden beri en küçük ayrıntılarına varıncaya dek tasarlamıştı bu anı. Yöntemlerin pek üstünde durmaksızın onun uğrunda isim ve servet yapmıştı kendine. Zamanın başka erkeklerine pek de erkeksi görünmeyen bir titizlikle sağlığına ve dış görünümüne onun uğrunda onca özen göstermişti. Bu dünyada hiç kimsenin hiçbir şeyi, hiç kimseyi bekleyemeyeceği gibi beklemişti o günü. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadan. Ölümün sonunda ondan yana araya girdiğinin kanıtı, Fermina Daza'ya dulluğunun ilk gecesinde sonsuz bağlılık ve bitmeyen aşk andını yinelemek için gereksediği yürekliliği verdi ona. Vicdanına karşı bunun ne biçiminin ne zamanının hiç üstünde durmaksızın bu fırsatın bir daha çıkmayacağı korkusunun çabuklaştırdığı düşüncesizce bir davranış olduğunu yadsımıyordu. Sık sık tasarladığı gibi daha az kaba bir biçimde olmasını isterdi bunun ama yazgı daha fazlasına izin vermemişti. Onu kendisi gibi allak bullak bir durumda bırakmanın acısıyla çıkmıştı öyle evinden ama bunu önlemek için hiçbir şey yapamazdı. Bu acımasız gecenin ikisinin de ezelden beri alınlarına yazıldığını duyumsuyordu çünkü. 2 hafta boyunca bir gece bile uyuyamadı.
Fermina Daza'nın onsuz nerede olduğunu, ne düşündüğünü, ömrünün geri kalan yıllarında ona yüklediği bu korkunun ağırlığıyla ne yapacağını soruyordu umarsızca kendi kendine. Karnını davul gibi şişiren bir kabızlığa yakalandı. Lavmandan ve sevimsiz geçici önlemlere başvurmak zorunda kaldı. Daha gençliğinden beri bildiği için yaşıtlarından daha iyi katlandığı yaşlılığın ağrı sızılarının hepsi birden yüklendiler ona. Bir haftalık bir yoksulluktan sonra çarşamba günü işe gittiğinde Leona Cassiani onu öyle solgun ve bitkin durumda görünce ürktü. Ama Florentine Ariza yatıştırdı onu. Her zamanki gibi uykusuzluktan da yine. Gerçeğin yüreğinin yaralarından dışarı sızmaması için bir kez daha dilini ısırmak zorunda kaldı. Yağmur düşünebilmesi için bir güneş kırıntısı bile vermiyordu ona. Dikkatini hiçbir şey üstünde toplayamadan, doğru dürüst yemek yiyemeden, uykuları daha da bozuk, kendisine kurtuluş yolu gösterecek gizli belirtileri sezmeye çalışarak düşte gibi bir hafta daha geçirdi. Ama perşembeden başlayarak nedensiz bir dinginlik kapladı içini. Artık yeni hiçbir şey olmayacağının, yaşamda o güne değin yapmış olduğu her şeyin boşa gittiğinin bir belirtisi olarak yorumladı bunu. Yaşamını nasıl sürdüreceğini bilmiyordu. Sonu gelmişti. Ama pazartesi günü Calle de las Ventanas'taki evine geldiğinde girişte birikmiş suların içinde yüzen bir mektup buldu. Islak zarfın üstündeki yaşamın bunca değişikliklerinin değiştiremediği buyurgan el yazısını hemen tanıdı. Solmuş gardenyaların geceyi anıştıran kokusunu bile duyduğunu sandı. Çünkü yüreği daha ilk korku anında her şeyi söylemişti ona. Yarım yüzyılı aşkın bir süredir bir an bile ara vermeden beklediği mektuptu bu. Fermina Daza, kör bir öfkenin dürtüsüyle yazdığı mektubun Florentine Ariza tarafından bir aşk mektubu olarak yorumlanabileceğini düşünemezdi. Olanca öfkesini boşaltmış, en acımasız, en yaralayıcı, üstelik en haksız ama incitilmişliğiyle karşılaştırıldığında Fermina Daza'ya çok az gelen sözcüklerle doldurmuştu mektubu. Yeni durumuyla uzlaşma sağlamaya çalıştığı iki haftalık acı bir şeytan kovma çabasının son davranışıydı bu. Yeniden kendisi olmak, kuşkusuz onu mutlu eden ama kocası ölünce onda kimliğinin en küçük izlerini bile bırakmayan, yarım yüzyıllık bir kölelik boyunca vazgeçmek zorunda kaldığı ne varsa hepsini yeniden ele geçirmek istiyordu. Bir günden bir güne içinde sürüklenircesine dolaştığı kocaman, bomboş kalan yabancı bir evde bir hortlak gibiydi. Kimin daha ölü olduğunu soruyordu kendi kendine üzüntüyle. Ölenin mi yoksa geride kalanın mı? Karanlık bir denizin ortasında onu yapayalnız bıraktığı için kocasına için için hınç duymaktan kendini alamıyordu. Kocasına ait her şey ağlatıyordu onu. Yastığın altındaki pijaması, ona hep bir hastanın terlikleriymiş gibi görünen terlikleri, yatmadan önce kendisi saçlarını tararken onun aynanın içinde soyunurkenki imgesi, ölümünden sonra uzun zaman üstüne sinmiş olarak kalacak teninin kokusu. Ansızın onca söylemeyi unuttuğu bir şeyi anımsadığı için yaptığı iş ne olursa olsun yarıda bırakıp eliyle alnına vuruyordu. Her an ancak onun yanıtlayabileceği günlük yaşamla ilgili yığınla soru geliyordu aklına. Bir seferinde bir türlü anlayamadığı bir şey söylemişti ona. Bacağı kesilmiş kimseler artık olmayan bacaklarının yerinde acıları, krampları, karıncalanmaları duyarlar. Onsuz kendisi de böyle duyumsuyordu kendini. Artık olmadığı yerde duyuyordu kocasını. Dulluğunun ilk sabahına uyandığında gözlerini açmadan uyumayı sürdürmek için daha rahat bir durum arayarak yatağın içinde döndü. Kocası onun için tam o anda öldü. Çünkü onun ilk kez geceyi dışarıda geçirdiğinin ancak o zaman bilincine vardı. Bir başka duyguya da sofrada yemek yerken kapıldı. Gerçekte olduğu gibi kendini yalnız hissettiği için değil, artık var olmayan biriyle yemek yiyormuş gibi garip bir duygudan ötürü. Yeniden sofraya oturup yemek yiyebilmek için kızı Ophelia'nın kocası ve üç çocuğuyla birlikte New Orleans'tan gelmesini bekledi. Ama her zamanki masada değil, bir anda karar verip koridora koydurduğu daha küçük bir masada. O zamana dek düzenli olarak yemek yememişti. Acıkınca hangi saatte olursa olsun mutfağa gidiyor, çatalı tencerenin içine daldırıyor, tabağa koymadan her yemekten azar azar yiyordu. Fırının önünde ayakta durup, yanlarında kendilerini en iyi hissettiği, onu en iyi anlayan tek kişiler olan hizmetçi kadınlarla konuşarak.
Ama ne denli çaba harcarsa harcasın, ölü kocasının varlığından kaçmayı başaramıyordu. Nereye gitse, nereden geçse, ne yapsa onu anımsatan bir eşyaya rastlıyordu. Çünkü acı çekmek ona onurlu ve doğru bir şey gibi görünüyordu ama acıdan tat almamak için de elinden gelen her şeyi yapmak istiyordu. Böylece onsuz yaşamayı sürdürmek için aklına gelen tek şey buymuş gibi ona kocasını anımsatan ne varsa evden uzaklaştırmaya amansızca karar verdi. Bir yok etme töreni oldu bu. Çalışma odasını evlendiğinden beri hiçbir zaman sahip olamadığı iş odası yapsın diye oğlu yazı masasını götürmeyi kabul etti. Kızı ise ona New Orleans'ta antika eşya açık artırmaları için çok uygun görünen bazı eşyalarla sayısız biblolara götürecekti. Balayı gezisinde satın aldığı şeylerin daha şimdiden antika olduklarını görmek hiç hoşuna gitmese de bütün bunlar için ne rahatlattı yine de. Hizmetçilerin, komşuların, o günlerde onu yalnız bırakmayan arkadaşlarının suskun şaşkınlığına karşı evin arkasında boş bir alanda bir ateş yaktırdı. Ona kocasını anımsatan her şeyi yaktı. Geçen yüzyıldan beri kentte görülen en pahalı, en şık giysileri, en zarif ayakkabıları, ona resimlerinden daha çok benzeyen şapkalarını, öğle uykularını uyuduğu, üstünden son kez ölmek için kalktığı salıncaklı sandalyeyi, kimliğinin bir parçasını oluşturacak kadar yaşamına bağlı binlerce eşyayı. En küçük bir duraksama kırıntısı bile göstermeksizin yaptı bunu. Kocasının da üstelik salt sağlık nedenleriyle değil, bu davranışını onaylayacağına kesinlikle inanarak. Çünkü en küçük bir çatlağı bile olmayan sedir ağacından yapılmış karanlık bir kutuyu kapatılmaktansa yakılmayı istediğini açıklamıştı ona birkaç kez. Ama dini önlüyordu bunu. Ne olur ne olmaz diye başpiskoposun ağzını aramaya bile kalkışmıştı ama kesin bir hayırla yanıtlamıştı onu başpiskopos. Boş bir kuruntuydu bu. Çünkü kilise mezarlıklarımızda ölü yakma fırınlarının bulunmasına izin vermiyordu. Hatta Katoliklerin başka dinden olanlar için bile bunu yaptırmak olsa olsa Juvenal Urbino'nun kendisine düşerdi. Fermina Daza kocasının yılgınlığını hiç unutmadı. İlk saatlerin şaşkınlığı içinde bile marangozdan ona bir avuntu olsun diye içeri ışık sızması için tabutta bir yarık bırakmasını istedi. Boşuna bir kurban yakma töreni oldu bu. Fermina Daza kocasının anısının ateşe karşın günler geçtikçe olacağı denli dayanıklı olduğunun hemen farkına vardı. Daha kötüsü giysilerini yaktıktan sonra kocasının yalnız en sevdiği yanını değil, ona en çok sıkıntı veren yanını da özlemeyi sürdürüyordu. Sabahları kalkarken yaptığı gürültüleri, bu anılar onun saplandığı acı batağından çıkmasına yardımcı oldu. Her şeyden önce kocasını sanki ölmemiş gibi anımsayarak yaşamayı sürdürmeye kesin karar verdi. Her sabah yeniden uyanmanın güç olacağını ama bu güçlüğün gittikçe azalacağını biliyordu. Üçüncü haftanın sonunda gerçekten de ilk ışıkları belli belirsiz seçmeye başladı. Ama bu ışıklar artıp açık seçikleştikçe yaşamını boydan boya kesen, ona bir an bile rahat vermeyen bir imgenin varlığının gittikçe daha çok bilincine varıyordu. Los Evangelios Parkı'nda onu gözleyen, yaşlandığından beri belli bir sevecenlikle sık sık anımsadığı acınası imge değildi bu. Şapkasını göğsüne bastırmış, cellat redingotlu, acımasız bir adamın iğrenç imgesiydi. Budalaca küstahlığı onu öylesine allak bullak etmişti ki Fermina Daza'nın onu düşünmemesi olanaksızdı. 18 yaşında onu geri çevirdiğinden beri Florentine Ariza'nın içine zamanın artırmaktan başka bir şey yapamayacağı bir nefretin tohumunu ektiği inancını taşımıştı içinde hep. Her an güvenmişti bu nefrete. İmge yakınındayken bu nefreti havada duyumsuyordu. Görüntüsü bile onu bunaltıyor, öylesine korkutuyordu ki hiçbir zaman ona karşı doğal bir biçimde davranamadı. Ölü kocasının çiçeklerinin evi hala kokuya boğduğu bir sırada ona olan aşkını yeniden dile getirdiği gece bu saygısızlığın kim bilir hangi uğursuz öç alma planının ilk adımı olmadığına inanamamıştı. Anısının sürüp gitmesi öfkesini artırıyordu. Cenazenin ertesi günü onu düşünerek uyandığında belleğinden istençli bir davranışla uzaklaştırabildi onu ancak. Ama öfkesi hep geri geliyordu. Çok geçmeden onu unutma isteğinin onu anımsaması için daha güçlü bir uyarıcı olduğunun ayrımına vardı.
O zaman özleme yenik düşerek o gerçek dışı aşkın düşsel günlerini ilk kez anımsamayı göze aldı. Parkın kesik badem ağaçlarını, onun üstünde oturup kendisine sevdalandığı sırayı o zamanki haliyle gözlerinin önüne getirmeye çalışıyordu. Çünkü bunların hiçbiri artık eskisi gibi değildi. Her şeyi değiştirmişlerdi. Ağaçları, sarı yapraklarının oluşturduğu halıyı birlikte alıp götürmüşler, başı kesik yiğit heykelinin yerine içine o bölgenin elektrik kontrol donanımını yerleştirdikleri gösterişli bir altlık üstüne üniformalı bir başka yontu koymuşlardı. Ne adı vardı, ne tarihi, ne de onu haklı çıkaracak nedenler. Sonunda yıllar önce eyalet yönetimine satılmış olan evi parça parça dökülüyordu. Florentine Ariza'yı o zamanki haliyle tasarlaması kolay olmuyordu. Yağmur altında öylesine umarsız, o suskun delikanlının durumuna en küçük bir anlayış, acınasına en küçük bir saygı göstermeden karşısına dikilip soluk almasını hala engelleyen kor gibi bir hareketle içini yakan bu yaşlı bunakla aynı kişi olduğunu anlamasıysa da daha güç oldu. Kuzeni Hildebrand Sanchez, Fermina Daza'nın Bayan Lunch yıkımına uğradığında kendini toparlamak için gittiği Flores de Maria çiftliğinden dönüşünden kısa bir süre sonra onu görmeye gelmişti. Yaşlı, şişman, mutlu, babası gibi orduda albay olan ama San Juan de la Cienega'da muz işçilerinin kırımı sırasında alçakça davranışı yüzünden babasının reddettiği büyük oğluyla birlikte gelmişti. İki kuzin birbirlerini sık sık görmüşlerdi. İlk tanıştıkları günleri özlemle anarak uzun saatler geçirmişlerdi birlikte. Son ziyareti sırasında Hildebrand, geçmişe her zamankinden daha çok özlem dolu, yaşlılığın yükü altında alabildiğine ezilmişti. Geçmişe duyduğu özleme daha da acıklık katmak için genç Juvenal Urbino'nun Fermina Daza'nın dik kafalılığına öldürücü darbeyi indirdiği o uzak öğle sonunda Belçikalı fotoğrafçının çektiği eski bir hanımefendi kılığındaki fotoğrafın kendisininkiyle kopyasını getirmişti. Fermina Daza'nın kaybolmuştu. Hildebrand'ınki ise neredeyse görünmeyecek kadar silikti ama ikisi de uğradıkları düş kırıklığının sisleri arasından kendilerini tanıdılar. Artık hiçbir zaman olamayacakları kadar genç ve güzeldiler. Hildebrand'ın Florentine Ariza'dan söz etmemesi olanaksızdı. Çünkü kendi yazgısını hep onunkiyle özdeşleştirmişti. İlk telgrafını çektiği günkü gibi anımsıyordu onu. Unutulmaya yazgılı, üzgün bir küçük kuşu andıran anısını yüreğinden söküp atmayı hiçbir zaman başaramadı. Oysa Fermina Daza sık sık görmüştü onu. Kuşkusuz onunla konuşmaksızın onun ilk aşkı olduğunu bir türlü aklına sığdıramıyordu. Kentte öyle ya da böyle bir önemi olan herkes gibi onunla ilgili haberler er ya da geç ulaşıyordu ona. Onun tuhaf alışkanlıkları yüzünden evlenmediğini söylüyorlardı ama buna bile aldırmıyordu Fermina Daza. Biraz dedikodulara hiçbir zaman aldırmadığından, biraz da haklarında hiç kuşku duyulmayacak birçok erkekler için de buna benzer şeyler söylendiğinden. Oysa Florentine Ariza'nın gizemli kılıklara bürünmekte, tuhaf losyonlar sürmekte direnmesi öylesine gösterişli, dahası öylesine saygı duyulan bir biçimde yaşamda kendisine yol açtıktan sonra öylesine bilmece gibi olmayı sürdürmesi garip görünüyordu ona. Onun aynı adam olduğuna inanmıyor, Hildebrand zavallı adam ne çok acı çekmiştir kim bilir diye içine çektiğine şaşıyordu hep. Çünkü Fermina Daza uzun süredir acı duymadan görüyordu onu. Silik bir gölgeydi o. Ama Flora de Maria'dan döndüğü sıralarda ona sinemada rastladığı zaman içinde tuhaf bir şey oldu. Onun bir kadınla, üstelik bir zenciyle birlikte oluşu şaşırtmadı onu. Öylesine genç kalması, büyük bir rahatlıkla davranması şaşırttı onu. Belki de Bayan Lunch'ın özel yaşamına altüst edici bir biçimde girmesinden sonra asıl değişenin kendisi olduğu hiç aklına gelmedi. O zamandan beri 20 yıla aşkın bir süredir onu daha acıyan gözlerle görmeyi sürdürdü. Kocasının ölüsü başında nöbet tutulduğu gece onun orada oluşu yalnızca anlaşılır bir şey gibi görünmedi ona. Aynı zamanda kininin doğal bir biçimde sona erişi gibi yorumladı bunu. Bir bağışlama ve unutma davranışı gibi. Bu yüzden kendisi için hiçbir zaman var olmayan bir aşkın, üstelik Florentine Ariza'nın da kendisinin de yaşamdan bekleyecekleri hiçbir şeyin kalmadığı bir yaşta dramatik bir biçimde yenilenmesi
öylesine beklenmedik bir şey oldu onun için. İlk şaşkınlığın yarattığı ölümcül öfke, kocasının simgesel yakılışından sonra da dinmedi. Bu öfkeye egemen olma yeteneğinin azaldığını duyumsadıkça arttı. Dallanıp budaklandı. Daha kötüsü, belleğinin ölünün anılarını yatıştırmayı başardığı bölgelerini yavaş yavaş ama amansızca Florentine Ariza'nın anılarının gömülü olduğu gelincik tarlaları kaplıyordu. Böylece elinde olmaksızın onu düşünüyordu. Onu düşündükçe öfkeleniyor, öfkelendikçe de onu daha çok düşünüyordu. Giderek öyle dayanılmaz bir hale geldi ki aklını başından aldı. O zaman ölü kocasının çalışma masasının başına oturup Florentine Ariza'ya 3 sayfalık saçma sapan bir mektup yazdı. Öylesine hakaretler, aşağılayıcı kışkırtmalarla doluydu ki mektup, bilinçli olarak uzun sürmüş yaşamının en aşağılık davranışında bulunmak içini rahatlattı. Florentine Ariza için de bu 3 hafta işkence içinde geçti. Termina Daza'ya aşkını yeniden dile getirdiği gece, yarım yüzyıla aşkın bir zaman saldırılarına karşı direnmiş olan kaplanı öldürdükten sonra, yılgınlık içinde postunu ne yapacağını kendi kendine sorarak, öğleden sonraki sağanağın alt üst ettiği sokaklarda başıboş dolaşıp durmuştu. Sağanağın şiddetinden alarm durumundaydı kent. Bazı evlerde yarı çıplak erkeklerle kadınlar su baskınından Tanrı'nın izniyle ne kurtarabilirlerse kurtarmaya çalışıyorlardı. Herkesin yıkımının kendi yıkımıyla ilişiği varmış gibi geldi Florentine Ariza'ya. Ama hava yatışmış, Karayip yıldızları yerli yerine dingindiler. Birden başka seslerin bir anlık suskunluğunda Florentine Ariza, Leona Cassiani ile birlikte yıllar önce aynı saatte, aynı yerde şarkı söylediğini işittikleri adamın sesini tanıdı. Gözyaşlarıyla yıkanmış, döndüm köprüden. O gece yalnızca kendisi için bir biçimde ölümle bağlantısı olan bir şarkıydı bu. Transite Ariza'yı, onun bilgece sözlerini, şakacıktan bir kraliçe gibi kağıttan çiçeklerle süslenmiş başını o andaki kadar özlememişti hiç. Elinde değildi. Ne zaman kendini bir felaketin eşiğinde bulsa, bir kadının koruyuculuğuna gereksinim duyardı hep. Böylece erişebileceği bir kadın bulmaya çalışırken yüksek öğretmen okulunun önünden geçti. Amerika Vicuna'nın yatakhanesinin sıra sıra pencerelerinden birinde bir ışık gördü. Onu sabahın ikisinde, iç çamaşırları içinde, uyku ılıklığında, üstünde hala beşik kokusu, alıp götürmek gibi bir büyük baba çılgınlığına kapılmamak için büyük bir çaba harcamak zorunda kaldı. Kentin öte ucunda Leona Cassiani vardı. Yalnız, özgür, sabahın ikisinde, üçünde, hangi saatte, hangi koşullarda olursa olsun, hiç kuşkusuz gerek duyduğu sevecenliği göstermeye hazır. Uykusuzluklarının ıssızlığında onun kapısını çalma isteğini ilk kez duymuyordu Florentine Ariza. Ama onun çok zeki olduğunu, birbirlerini, nedenini açıklamadan göğsüne kapanıp ağlayamayacağı kadar çok sevdiklerini anladı. Issız kentte uyur gezer gibi dolaşarak uzun uzun düşündükten sonra hiç kimsenin yanında kendini Preduca Pitre'nin çifte dul yanında olduğundan daha iyi hissetmeyeceği geldi aklına birden. Kendisinden 10 yaş daha gençti. Geçen yüzyılda tanışmışlardı. Buluşmaktan vazgeçmelerinin nedeni onun yarı kör, düşkünlüğün eşiğinde kendini göstermek istememekte direnmesiydi. Onu anımsar anımsamaz Florentine Ariza, Calle de las Ventanas'a geri döndü. Bir alışveriş çantasına 2 şişe porto şarabı, 1 kavanozda turşu koydu. Her zamanki evinde oturup oturmadığını, yalnız olup olmadığını, hatta sağ olup olmadığını bile bilmeksizin onu görmeye gitti. Prudencia Pitre artık öyle olmasalar da genç olduklarına inandıkları zamanlarda Florentine Ariza'nın kimliğini belirten kapı tırmalayışını hiç unutmamıştı. Soru sormadan kapıyı açtı ona. Sokak karanlıktı. Florentine Ariza siyah redingodu, silindir şapkası, koluna asılı yarasa şemsiyesiyle belli belirsiz seçilebiliyordu. Prudencia Pitre'nin gözleri bol ışık olmadıkça seçemezdi onu ama sokak lambasının gözlüğünün metal çerçevesindeki ışık çakıntısından onu tanıdı. Elleri hala kanlı bir katile benziyordu. Zavallı bir yetimi içeri alın dedi. Tek söyleyebildiği bu oldu. Salt bir şey söylemiş olmak için. Onu son kez görüşünden bu yana nedenli yaşlandığına şaştı.
Onun da kendisini öyle gördüğünün farkına vardı ama bir an sonra ilk sarsıntıyı atlatınca yaşamın onlarda bıraktığı izlerin daha az farkına varacaklarını, birbirlerini yeniden 40 yıl önce tanıştıkları zamanki gibi genç göreceklerini düşünerek avuttu kendini. "Cenazeye gider gibi giyinmişsin," dedi. Doğruydu. Kendisi de neredeyse tüm kent gibi Başpiskopos de Luno'nun ölümünden bu yana en kalabalık, en görkemli cenaze alayını seyretmek için saat 11'den beri penceredeydi. Yeri göğü titreten top gümbürtüleri, askeri bandonun uyumsuzluğu, tüm kiliselerin bir gün öncesinden beri aralıksız çalan çan seslerinin şamatası üstünde yükselen cenaze ilahilerinin düzensizliği uyandırmıştı onu öğle uykusundan. Tören üniformalarıyla atlı askerleri, dinsel toplulukları, okulları, görünmez yetkililerin uzun siyah limuzinlerini, tüylü başlıklı, altın yaldızlı koşumlu atların çektiği arabaları, tarihsel bir top arabasının üstünde bayrağa sarılı sarı tabutu, en sonunda da çelenk taşımak için hala kullanılan üstü açık faytonları görmüştü balkondan. Prudencia Pitre'nin balkonunun önünden geçer geçmez sağanak boşalmış, alay çil yavrusu gibi dağılmıştı. "Ne saçma bir ölüm biçimi," dedi Prudencia Pitre. "Ölüm gülünçlüğe aldırmaz," dedi Florentine Ariza. Sonra acıyla ekledi. "Hele bizim yaşımızda." Açık denize karşı terasta oturmuşlar, gökyüzünü yarı yarıya kaplayan kocaman ayı, ufuktaki gemilerin renkli ışıklarını seyrediyorlar. Fırtına sonrasının ılık, kokulu meltemini içlerine çekiyorlardı. Şaraplarını yudumluyorlar, Prudencia Pitre'nin musfaktaki kocaman somunundan kesip getirdiği köy ekmeği dilimleri üstüne konmuş turşuları atıştırıyorlardı. Prudencia Pitre, 35 yaşında çocuksuz dul kaldığından beri böyle birçok geceler geçirmişlerdi. Florentine Ariza, kendisiyle birlikte olmak isteyince, hangi erkek olursa olsun, saatliğine kiralanmış bile olsa kabul etmeye hazır olduğu bir dönemde rastlamıştı Prudencia Pitre'ye. Olabilecek gibi göründüğünden daha ciddi ve uzun bir ilişki kurmayı başarmışlardı. Prudencia Pitre hiçbir zaman en küçük bir imada bile bulunmamış olmasına karşın onunla düğün dernekle evlenebilmek için ruhunu şeytana bile satabilirdi. Onun pintiliğine, vakitsiz yaşlanmış bir adamın gereksinimlerine, manyaklığa varan düzenine, karışıklığına hiçbir şey vermeden her şeyi isteme kaygısına boyun eğmenin kolay olmadığını biliyordu Prudencia Pitre. Ama bütün bunlara karşın birlikte yaşamak için ondan daha iyi bir erkek olamazdı. Çünkü dünyada ondan daha aşka susamış bir erkek yoktu. Ama onun kadar da kaypak biri yoktu. Öyle ki aşkları hiçbir zaman Florentine Ariza için varabileceği sınırdan öte, daha öteye geçmedi. Fermina Daza için bağımsızlığını koruma kararını engelleyemeyeceği noktaya dek. Yine de ilişkileri uzun yıllar sürdü. Prudencia Pitre'nin 3 ay evine gelen, 3 ayda yolculuğa çıkan gezgin bir komisyoncu ile evlenebilmesi için Florentine Ariza'nın işleri ayarlamasından sonra bile, bir kızıyla birinin Florentine Ariza'dan olduğuna yemin ettiği 4 oğlu olmuştu ondan. Saati aldırmadan gevezelik ettiler. Çünkü ikisi de gençlik uykusuzluklarını bölüşmeye alışkındılar. Yaşlılık uykusuzluklarını ise yitirecekleri çok daha az şey vardı. Hiçbir zaman iki kadehi geçmese de Florentine Ariza 3. kadehten sonra bile rahat soluk alamadı. Sucuk gibi terliyordu. Çifte dul ceketini, yeleğini, pantolonunu, dilerse üstünde ne varsa çıkarmasını söyledi ona. Çünkü hay Allah, önünde sonunda çıplakken, giyimliyken olduklarından daha iyi tanıyorlardı birbirlerini. Florentine Ariza o soyunursa kendisinin de soyunacağını söyledi ama Prudencia Pitre istemedi. Kendini giysi dolabının aynasında görüp birden artık ne onun ne de başka bir erkeğin onu çıplak görmesine izin verme yürekliliğini bulamayacağını anlayalı çok oluyordu. Florentine Ariza 4 kadeh porto ile yatıştıramadığı bir coşkuyla bir süredir biricik konusu olan geçmişten, geçmişin güzel anılarından söz etmeyi sürdürdü. Ama içini boşaltmak için geçmişte gizli bir yol bulmak kaygısıyla. Gereksediği buydu çünkü, yüreğinin içindekileri sözcüklere dökmek. Ufukta günün ilk ışıklarını seçince dolaylı bir yaklaşımı denedi. Rastgeleymiş gibi görünen bir biçimde sordu. "Biri sana evlenme teklif etse ne yapardın?" "Böyle, olduğun gibi, dul, bu yaşında."
yaşlı bir kadının kırış kırış gülüşüyle güldü. Sonra sordu. Urbino'nun dul karısı için mi söylüyorsun bunu? Florentine Ariza kadınların hepsinden çok da Prudencia Pitre'nin en olmayacak zamanlarda soruların kendilerinden çok gizli anlamlarını düşündüklerini unuturdu hep. Onun sözlerinin doğruluğundan korkuya kapılarak yanlış limana sığındı. Senin için söylüyorum. Prudencia Pitre yeniden güldü. Sen git de anan olacak orospuyu kandır. Ruhu erinç içinde olsun. Sonra söylemek istediği şeyin söylemesi için sıkıştırdı onu. Çünkü ne onun ne de başka bir erkeğin sabahın üçünde, üstelik onu görmeyeli bunca yıl olmuşken, salt porto şarabı içip köy ekmeğiyle turşu yemek için onu yatağından kaldırmayacağını biliyordu. İnsan bunu ancak birlikte ağlayabileceği birini bulmak için yapar dedi Florentine Ariza'ya. Geri çekilirken çarpışmayı sürdürdü. İlk kez yanılıyorsun dedi. Bu gece şarkı söylemek için geldim buraya. Söyleyelim öyleyse dedi Prudencia Pitre. O günlerde moda olan şarkıyı çok güzel bir sesle söylemeye başladı. Romano, sensiz yaşayamam artık. Gecenin sonu oldu bu. Çünkü Florentine Ariza ayın öteki yüzünü bildiğini birçok kez ona kanıtlamış olan bir kadınla yasak oyunlar oynama yürekliliğini bulamadı kendinde. Haziran'ın son yıldız çiçeklerinin kokusuyla dolu bir kentte saat 5 ayininden çıkan karalar içindeki dul kadınların geçtikleri gençliğinin sokaklarından birinde buldu kendini. Ama bu kez artık tutamadığı gözyaşlarını görmesinler diye kaldırım değiştiren onlar değil kendisi oldu. Sandığı gibi gece yarısından beri biriken yaşlar değildi bunlar. Başkaydı bu gözyaşları. Tam 51 yıl 9 ay 4 günden beri içinde boğulmuş olan gözyaşları. Göz kamaştırıcı kocaman bir pencerenin karşısında nerede olduğunu bilmeksizin uyandığında zaman kavramını yitirmişti. Hizmetçi kadınlarla bahçede top oynayan Amerika Vicuna'nın sesi gerçeğe döndürdü onu. Hiç bozulmadan sakladığı, yalnızlıktan bunaldığı seyrek durumlarda kendini daha az yalnız duyumsamak için uyumayı alışkanlık edindiği annesinin yatak odasında onun yatağındaydı. Yatağın karşısında Maison de Sancho'nun kocaman aynası asılıydı. Uyandığında onu görmek, içinde Fermina Daza'nın imgesini görmesine yetiyordu. Günlerden cumartesi olduğunu anladı. Çünkü şoförün Amerika Vicuna'yı alıp eve getirmek için yatılı okula gittiği gündü o gün. Düşünde uyuyamadığını gördüğü, Fermina Daza'nın öfkeli yüzünden ötürü tedirgin bir uykuyla uyuduğunu bilmeksizin uyumuş olduğunun farkına vardı. Bundan sonra atacağı adımın ne olması gerektiğini düşünerek banyo yaptı. Ağır ağır en iyi giysilerini giydi. Kokular süründü. Uçları sivriltilmiş beyaz bıyığını pomatla yatıştırdı. Yatak odasından çıkınca ikinci katın koridorundan o güzel yaratığın okul önlüğüyle onca pazar içini titretmiş olan ama o sabah kılını bile kıpırdatmayan zarif davranışıyla topu yakaladığını gördü. Yanına gelmesini işaret etti ona. Otomobile binerken hiç gereği yokken bugün bir şeyler yapmayacağız dedi. O saatte tavana asılı kocaman pervaneli vantilatörün altında çocuklarıyla birlikte dondurma yiyen babalarla tıka basa dolu olan Amerikan dondurmacısına götürdü onu. Amerika Vicuna koca bir kadehte her biri başka renkte kat kat dondurma istedi. Onun en sevdiği büyülü bir buğu çıkardığı için en çok satılan dondurmaydı bu. Florentine Ariza hiç konuşmadan kadehin dibine ulaşabilmek için upuzun saplı bir kaşıkla dondurmasını yiyen küçük kıza bakarak sade kahve içti. Birden gözlerini ondan ayırmadan ''Ben evleniyorum'' dedi. Kız gözlerine bir inanmazlık pırıltısı, kaşık havada kala kalmış, onun gözlerinin içine baktı. Sonra toparlandı, gülümsedi. ''Yalan'' dedi. ''Yaşlı erkekler evlenmezler.'' Parkta kukla gösterisini seyrettikten, rıhtımdaki kızarmış balık lokantalarından birinde öğle yemeklerini yedikten, kente yeni gelen bir sirkin kafeslerinde yabanıl hayvanları seyrettikten, okula götürmek için kemer altında satılan çeşit çeşit tatlılar satın aldıktan, kız onun bundan böyle sevgilisi değil, velisi olduğu fikrine alışsın diye üstü açık otomobille kentin içinde birkaç kez dolaştıktan sonra akşamüstü dinmek bilmeyen bir sağanak altında tam Angelus ayini saatinde okula bıraktı onu. Pazar günü arkadaşlarıyla gezmek isterse diye otomobil gönderdi onu ama onu görmek istemedi. Geçen haftadan beri ikisinin yaşlarının tam anlamıyla bilincine varmıştı çünkü. O gece
Fermina Daza'ya bir özür mektubu yazmaya karar verdi. Salt vazgeçmediğini göstermek için ama ertesi güne erteledi bunu. Pazartesi günü tam 3 haftalık bir işkenceden sonra yağmurdan sırılsıklam eve girince onun mektubunu buldu. Saat akşam 8'di. İki hizmetçi kız yatmaya gitmişler. Florentine Ariza'nın yatak odasına değin gitmesine olanak veren koridordaki biricik sürekli ışığı yanık bırakmışlardı. Yağsız, tatsız, tuzsuz yemeğin yemek odasında masanın üstünde durduğunu biliyordu ama günlerdir gelişi güzel yemek yedikten sonra kalan azıcık iştahını da mektubun heyecanı yok etti. Elleri titrediğinden yatak odasının tavan lambasını yakmak büyük bir çabaya mal oldu ona. Islanmış mektubu bıraktı. Komodinin üstündeki şamdanı yaktı. Kendini yatıştırmak için başvurduğu kendine özgü yapmacık dinginliğiyle sırılsıklam ceketini çıkarıp sandalyenin arkalığını astı. Yeleğini çıkarıp özenle katlayarak ceketinin üzerine koydu. Boynundaki siyah ipek kurdelesini, çoktan dünyadan kalkmış selüloz yakasını çıkardı. Gömleğinin düğmelerini beline dek çözdü. Daha rahat soluk almak için kemerini gevşetti. En sonunda da şapkasını çıkarıp kurusun diye pencerenin yanına koydu. Birden irkildi. Mektubun nerede olduğunu bilmiyordu. Öylesine sinirliydi ki onu bulunca şaştı. Çünkü onu yatağın üstüne koyduğunu anımsamıyordu. Açmadan önce adının yazıldığı mürekkebi dağıtmamaya özen göstererek bir mendille zarfı kuruladı. Bunu yaparken de bu gizi artık iki kişinin değil en azından üç kişinin bölüştüğünü, mektubu getiren her kimse Urbino'nun dul karısının kocasının ölümünden daha ancak 3 hafta geçtikten sonra kendi dünyasının dışında birine mektup yazdığının, onu postayla göndermeyecek denli sakınımlı, elden vermeyip imzasız bir mektup gibi kapının altından atmasını buyuracak denli gizlilikle davrandığının dikkatini çekmiş olacağının bilincine vardı Florentine Ariza. Zarfı yırtmak zorunda kalmadı çünkü zamk suda erimişti ama mektup kuruydu, başlıksız, kocasının soyadının baş harfleriyle imzalanmış tam 3 sayfa. Yatağın üstüne oturup bir solukta okudu mektubu. İçeriğinden çok tonuna şaşarak daha ikinci sayfaya geçmeden tam beklediği gibi hakaretlerle dolu bir mektup olduğunu anlamıştı. Başucu lambasının ışığında açık bıraktı onu. Ayakkabılarını, ıslak çoraplarını çıkardı. Kapının yanındaki düğmeyi çevirerek tavan lambasını söndürdü. En sonunda da güderi bıyık kalıbını taktı. Pantolonuyla gömleğini çıkarmadan başını okurken yasladığı iki büyük yastığa dayayarak yattı. Böylece mektubu bir kez daha, bu kez sözcüğü sözcüğüne, gizli anlamlarının hiçbirini gözünden kaçmasın diye her sözcüğü tek tek inceleyerek okudu. Sonra 4 kez daha böyle doyasıya okudu ki yazılı sözcükler anlamlarını yitirmeye başladılar. Sonunda mektubu zarfsız komedinin çekmecesine koydu. Elleri ensesinde kenetlenmiş, sırt üstü uzandı. Bakışlarını Fermina Daza'nın imgesinin içinde durduğu aynanın boşluğuna dikmiş, gözünü bile kırpmadan belli belirsiz soluk alarak bir ölüden daha ölü öylece kaldı. Tam gece yarısı mutfağa gitti. Bir termos dolusu petrol gibi koyu kahve yapıp yatak odasına getirdi. Takma dişlerini komodinin üstünde her zaman hazır bulduğu asit borikli suyla dolu bardağın içine koydu. Kahvesinden bir yudum almak için bir anlık durum değiştirmeleri dışında 4 saat aynı uzanmış mermer konumunda yattı. Ta ki oda hizmetçisi saat 6'da bir başka dolu termosla içeri girinceye dek. O saatte Florentine Ariza bundan sonra atacağı adımın ne olacağını biliyordu. Aslında mektuptaki hakaretler üzmedi onu. Haksız suçlamaları açıklama kaygısına da kapılmadı. Fermina Daza'nın karakterini, davranışının nedeninin önemini bildiğinden daha da kötü olabilirdi bu. Onu ilgilendiren tek şey mektubunun başlı başına ona bir fırsat vermesi, yanıtlama hakkı tanımasıydı. Dahası buna zorluyordu onu. Böylece yaşam Florentine Ariza'nın vardırmak istediği sınıra ulaşmıştı şimdi. Geri kalan her şey kendisine bağlıydı. Yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri içinde yaşadığı bu cehennemin önünde daha birçok ölümcül sınamalar çıkaracağına inanıyordu. Bunları öncekilerin tümünden daha büyük bir tutku, daha büyük bir acı, daha büyük bir aşkla karşılamaya hazırdı. Çünkü son sınamalar olacaktı bunlar. Fermina Daza'nın mektubunu aldıktan 5 gün sonra işe gittiğinde yağmur hışırtısını andıran gürültüleri suskunluklarından daha az dikkat çeken yazı makinelerinin ansızın alışılmadık yokluğunda yüzer gibi duyumsadı kendini.
Bir sessizlik oldu. Gürültü yeniden başlayınca Florentine Ariza, Leona Cassani'nin odasına girdi. Onun insansal bir araç gibi parmak uçlarına boyun eğen kişisel makinesinin başında oturuşunu seyrede aldı. Leona Cassani kendisine bakıldığını hissetti. O dayanılmaz güneşli gülümseyişiyle kapıya doğru baktı. Ama paragrafı bitirinceye dek yazmasına ara vermedi. ''Söyle bana ruhumun aslanı'' diye sordu Florentine Ariza. ''Böyle bir zımbırtıyla yazılmış bir aşk mektubu alsan ne yapardın?'' Artık hiçbir şeye şaşmayan Leona Cassiani yüzünde gerçek bir şaşkınlık belirdi. ''Hay Allah'' diye bağırdı. ''Başıma hiç böyle bir şey gelmedi.'' Bu yüzden de verecek başka bir yanıtı yoktu. Florentine Ariza da o zamana dek hiç düşünmemişti bunu. Sonuna dek gitme tehlikesini göze almaya karar verdi. Memurların içtenlikli takılmaları arasında bürodaki yazı makinelerinden birini eve götürdü. Yaşlı papağan konuşmayı öğrenemez. Ne olursa olsun yeniliklere hevesli olan Leona Cassiani ona evinde daktilo dersleri vermeyi önerdi. Ama Lotharia Taggart'ın başlamak için en az bir yıl profesyonel bir orkestrayla kabul edebilmek için 5 yıl iyi çalabilmek için de yaşam boyu günde 6 saat gerektiği tehdidiyle ona notayla keman çalmayı öğretmek istemesinden beri bir şeyi yöntemiyle öğrenmeye karşıydı Florentine Ariza. Yine de annesine körlerinki gibi bir keman aldırmayı başarmış, Lotharia Taggart'ın ona öğrettiği 5 temel kuralla bir yıl geçmeden katedralin korosunda çalma, yoksullar mezarlığında rüzgarın önüne göre Fermina Daza'ya serenatlar gönderme gözüpekliğini göstermişti. 22 yaşında keman gibi bir güç şeyde bunu yapabildiğine göre 76 yaşında yazı makinesi gibi tek parmak kullanılan bir araçta yapmaması için de hiçbir neden görmüyordu. Yaptı da. Harflerin klavyenin üstündeki yerlerini öğrenmesi için 3 gün, yazarken aynı zamanda düşünmeyi öğrenmesi için 6 gün, yarım top kağıdı yırtıp attıktan sonra ilk mektubunu hiç yanlışsız yazması için de 3 gün gerekti. Ciddi bir başlık attı. Sayın Bayan. Gençliğinde yazdığı kokulu mektuplarda yaptığı gibi adının baş harfleriyle imzaladı mektubunu. Yeni dul kalmış bir kadına yazılan mektuplarda usulen olduğu gibi siyah çerçeveli bir zarfa koyup arkasına adresini yazmaksızın postayla gönderdi. Daha önce yazdıklarının hiçbirine benzemeyen 6 sayfalık bir mektuptu bu. İlk aşk yıllarının ne tonu, ne üslubu, ne de söz sanatlarının esintisi vardı. Yargı yürütmesi öyle akılcı, öyle ölçülüydü ki gardenya kokusu aykırı kaçardı. Bir bakıma hiçbir zaman yazamadığı iş mektuplarına en yakın olanıydı. Yıllar sonra daktiloda yazılmış kişisel mektuplar neredeyse hakaret sayılacaktı ama o dönemde yazı makinesi kendine özgü bir töresi olmayan, özel amaçlarda kullanılmak için evcilleştirilmesi görgü kitaplarında öngörülmeyen bir büro nesnesiydi daha. Gözü pekçe bir çağdaşlık gibi görünüyordu daha çok. Fermina Daza da böyle düşünmüş olmalıydı. Çünkü 40'ı aşkın mektup aldıktan sonra Florentine Ariza'ya yazdığı mektuba çelik uçtan daha ileri bir yazı aracı olmadığından yazısının pürüzsüzlüğünden ötürü özür dileyerek başlıyordu. Florentine Ariza onun kendisine gönderdiği korkunç mektuba değinmedi bile. Ama mektubun başından başlayarak geçmişte kalan aşklara, hatta geçmişin kendisine bile anıştırmada bulunmaksızın başka bir baştan çıkarma yöntemi denedi. Her şeyin üstüne bir çizgi çekip yeni baştan başlamak. Bir zamanlar aşıklar yazmanına ek olarak yazmayı tasarladığı, kadın erkek ilişkileri konusundaki düşüncelerine ve yaşantılarına dayalı, yaşam üstüne geniş kapsamlı görüşlerini açıkladığı ama bu kez gerçekle bir aşk belgesi olduğu gereğinden çok belli olmasın diye yaşlı bir adamın anılarının yalın üslubuna büründürdü onları. Önce eski üslupta serin kanlılıkla okunması, mum alevinde yakılmasından daha çok zaman alacak birçok müsvedde yazdı. Göreneklere aykırı en küçük bir sürçmenin, düşüncesizce dile getirilmiş en küçük bir geçmiş özleminin, Fermina Daza'nın yüreğinde geçmişin buruk tadını uyandırabileceğini biliyordu. Gerçi onun birini açma yürekliğini buluncaya değin yüz mektubunu geri göndereceğini önceden seziyordu ama böyle bir şeyin hiç olmamasını istiyordu. Bir ölüm dirim savaşı gibi en ince ayrıntılarına varıncaya dek tasarladı her şeyi. Bütün bir yaşamı dolu dolu yaşamış bir kadınla yeni meraklar, yeni ilgiler, yeni umutlar uyandırmak için her şey farklı olmalıydı.
Başlangıçta ait olmadığı ama sonunda başka herhangi bir sınıftan daha çok benimsediği bir sınıfın tüm ön yargılarını çöpe atmak için gereksediği yürekliliği ona verebilecek çılgınca bir düş olmalıydı. Aşkı, hiçbir şeyin aracı olmayan, başlangıcı ve sonu kendi içinde bir mutluluk olarak düşünmeyi öğretmeliydi ona. Hemen bir yanıt beklememe sağduyusu gösterdi. Çünkü mektubun hemen geri gönderilmemesi yetiyordu ona. Geri gönderilmedi mektup. Onun ardından yolladıklarının hiçbiri de geri gönderilmedi. Günler geçtikçe kaygısı arttı. Çünkü günler geri gelmez bir biçimde geçtikçe yanıt alma umudu da artıyordu. Mektuplarının sıklığı parmaklarının becerisiyle koşullanmaya başladı. Önce haftada bir, sonra iki, en sonunda da günde bir mektup. Postanede bayrak diktiği günlerden bu yana postanın gelişmiş olmasına seviniyordu. Çünkü aynı kişiye mektup göndermek için ne her gün postanede görülme tehlikesini göze almak ne de mektubu gezip dolaştığı yerlerde sözünü edebilecek birisi aracılığıyla göndermek zorunda kalacaktı. Memurlardan birini bir aylık pul almaya göndermek, sonra da mektubu eski kente dağılmış 3 posta kutusundan birine kaydırıvermek çok kolaydı oysa. Çok geçmeden bu töreni günlük alışkanlıklarına kattı. Yazmak için uykusuzluklarından yararlanıyor, ertesi gün işe giderken şoförü köşedeki bir posta kutusunun önünde bir dakika durmasını söylüyor, mektubu atmak için kendisi iniyordu otomobilden. Yağmurlu bir günde yapmaya kalkıştığı gibi bunu şoförün yapmasına hiçbir zaman izin vermedi. Bazen de daha doğal görünsün diye aynı zamanda bir değil birkaç mektup gönderme önlemi alıyordu. Şoför üteki mektupların Florentine Ariza'nın kendi kendine gönderdiği boş kağıtlar olduğunu bilmiyordu kuşkusuz. Çünkü Amerika Vicuna'nın velisi olarak çocuğun ana babasına bilgi vermek için her ay sonunda gönderdiği çocuğun davranışları, ruhsal durumu, sağlığı, derslerindeki gelişme konusunda kişisel görüşlerini belirten mektupların dışında kimseyle özel yazışması olmamıştı Florentine Ariza'nın. Birinci aydan başlayarak mektupları numaralamaya, Fermina Daza onların belli bir sürekliliği olduğunun farkına varmaz korkusuyla gazetelerdeki tefrika romanlarda olduğu gibi her mektubun başında önceki mektupların bir özetini vermeye başladı. Daha sonra mektuplar günlük hale gelince siyah çerçeveli zarflar yerine beyaz, uzun zarflar kullanmaya başladı. Sonunda da onlara ticari mektupların kişiliksizliğini kazandırdı. Başlangıçta en azından tasarlayabildiği, biricik değişik yöntemle vakit yitirdiğinin bir kanıtını elde edinceye dek sabrını büyük bir sınavdan geçirmeye hazırdı. Gerçekten de gençliğindeki bekleyişlerin yol açtığı çeşit çeşit acılar olmaksızın düşünecek başka hiçbir şeyi o sıralarda elverişli rüzgarlarla kendi başına yol alan bir ırmak şirketinde yapacak başka hiçbir işi olmayan, üstelik ister yarın olsun ister daha sonra ne zaman olursa olsun Fermina Daza'nın sonunda tek başına bir dul kadının kaygılarından kurtulmanın tek çaresinin ona kapılarını açmak olacağını anladığı gün kendisine sağ ve erkeklik yetilerine tam anlamıyla sahip olacağına inanmış beton gibi bir yaşlı adamın inatçılığıyla bekledi. Bu arada her zamanki yaşamını sürdürüyordu. Olumlu bir yanıt alacağı umuduyla satın aldığından beri kendini onun sahibi ve hanımı sayacak kişiye layık olsun diye evi ikinci kez yenilemeye başladı. Söz verdiği gibi yaşının yıkımına karşın yalnızca umarsız gecelerde değil, gün ortasında kapıları açıkken ve onu sevdiğini göstermek için birkaç kez Pudencia Petri'yi görmeye gitti. Banyonun ışığını sönük buluncaya dek Andre Varro'nun evinin önünden geçmeyi sürdürdü. Yatağının çılgınlıklarıyla kendinden geçmeye çalıştı. O güne dek hiç boşa çıkmamış olan insanın varlığı sürdükçe bedenin varlığının da sürdüğü batıl inancına uyarak sevişme alışkanlığını yitirmemek için bile olsa. Tek sorun Amerika Vicuna ile olan ilişkisiydi. Şoföre her cumartesi sabah saat 10'da gidip onu yatılı okulundan alması için verdiği buyruğunu yinelemişti ama hafta sonları onunla ne yapacağını bilmiyordu. İlk kez onunla ilgilenmiyor, o da bu değişikliğe üzülüyordu. Öğleden sonraları sinemaya, çocuk bahçesindeki konserlere, yarara düzenlenen piyangolara götürsünler diye hizmetçilere emanet ediyordu onu. Ya da ilk kez götürdüğünden beri hep gitmek istediği Bruno'nun arkasındaki gizli cennete götürmek zorunda kalmamak için okul arkadaşlarıyla pazar programları düzenliyordu onun için. Yeni düşünün bulutları arasında kadınların 3 günde yetişkin olabileceklerinin, onu ilk kez
Pietro Padre posta gemisinde karşılaştığından beri aradan tam 3 yıl geçtiğinin farkına varmıyordu. Nedenli yumuşatmak isterse istesin, değişiklik acımasız olmuştu kız için. Nedenini de anlayamamıştı. Dondurmacı da ona evleneceğini söyleyerek gerçeği açıkladığı gün yılgınlıkla sarsılmış ama sonra bu ona öyle saçma bir olasılık gibi görünmüştü ki tümüyle unutmuştu onu. Ama çok geçmeden Florentine Ariza'nın evleneceği doğruymuş gibi açıklanması güç kaçamaklarla kendisinden 60 yaş büyük değil de 60 yaş küçükmüş gibi davrandığını anladı. Bir pazar günü öğleden sonra Florentine Ariza yatak odasında daktilo ile bir mektup yazmaya çalışırken buldu onu. Üstelik kolejde daktilo öğrendiği için oldukça iyi yazıyordu. Otomatik olarak yarım sayfadan çok yazmıştı ama yer yer ruhsal durumunu açığa vuran bir tümce kolayca ayırt edilebiliyordu. Florentine Ariza onun ne yazdığını okumak için omuzunun üstünden eğildi. Onun erkek sıcaklığından, düzensiz solumasından, tıpkı yastığı gibi kokan giysilerinin kokusundan tedirgin oldu kız. Florentine Ariza'nın bebek oyunlarıyla üstündekileri birer birer çıkarttığı kente yeni gelmiş küçük kız değildi artık o. Önce ayı kardeşinin hatırı için şu ayakkabıları, sonra köpek kardeşinin hatırı için şu gömleği, sonra tavşan kardeşciğin hatırı için şu çiçekli donu, şimdi de babacığının kutucuğuna kondurduğu bir öpücük. Hayır, şimdi girişimi ele almaktan hoşlanan tam anlamıyla bir kadındı o. Sağ elinin tek parmağıyla yazmayı sürdürürken sol eliyle de el yordamıyla onun organını aradı, buldu. Onun elinin altında canlandığını, büyüdüğünü, istekle ürperdiğini duyumsadı. Florentine Ariza'nın yaşlı adam soluması düzensizleşti, güçleşti. Kız tanıyordu onu. O andan başlayarak kendini denetleyemez olacak, aklı karışacak, onun merhametine kalacak, sonuna dek gitmedikçe de dönüş yolunu bulamayacaktı. Elinden tutup zavallı bir körü sokakta karşıdan karşıya geçirir gibi yatağa dek götürdü onu. Sonra kötücül bir sevecenlikle parça parça doğradı, gönlünce tuzladı. Biraz karabiber, biraz sirke, bir diş sarımsak, kıyılmış soğan, bir limon suyu, bir defne yaprağı attı. Tabağa konduğunda kıvamında oluncaya değin, fırın gerekli ısıda hazır duruma gelinceye dek evirdi çevirdi. Evde kimse yoktu, hizmetçiler dışarı çıkmışlardı. Evi yenileme işinde çalışan duvarcılarla marangozlar da pazarları çalışmıyorlardı. Dünya ikisine kalmıştı. Ama Florentine Ariza tam uçurumun kıyısında esriklikten sıyrıldı. Onun elini uzaklaştırdı, ayağa kalktı, titreyen bir sesle ''Dikkat'' dedi, ''Prezervatifimiz yok.'' Kız uzun bir süre sırt üstü uzanmış kalıp düşündü. Vaktinden bir saat önce okula döndüğünde ağlama isteğinin çok ötesine geçmiş, yaşamını alt üst eden pusuya yatmış yaban tavşanının izlerini bulmak için koku alma duygusunu keskinleştirmiş, tırnaklarını bilemişti. Oysa Florentine Ariza bir kez daha erkeklerin düştüğü yanılgıya düştü. Onun girişimlerinin yararsızlığına inanıp kendisini unutmaya karar verdiğini düşündü. Florentine Ariza kendi havasındaydı. 6 ay sonra Ferminadaza'dan en küçük bir işaret bile almadan bambaşka bir uykusuzluğun çölünde gitmiş, gün ağarıncaya dek yatağın içinde dönüp dururken buldu kendini. Ferminadaza'nın ilk mektubunu zararsız görünüşünden ötürü açtığını, belki bir zamanlarki mektuplardan tanıdığı adının baş harflerini görünceye dek okuduğunu, sonunda yırtmak zahmetine bile katlanmaksızın onu çöp sepetine attığını düşünüyordu. Daha sonraki mektupların zarflarını görmek yetmiş olmalıydı onları açmadan aynı şeyi yapmasına. Florentine Ariza yazıya döktüğü düşüncelerinin sonuna ulaşıncaya dek sürecekti bu. Dünyada hiçbir kadının yazıldıkları mürekkebin rengini bile bilmeden 6 ay boyunca kendisine yazılan mektupları açma merakına direnecek güçte olabileceğine inanmıyordu. Ama eğer böyle bir kadın varsa ancak Ferminadaza olabilirdi bu. Florentine Ariza yaşlılık döneminin akıp giden bir sel değil, belleğinin suyunu kurutan dipsiz bir sarnıç olduğunu duyumsuyordu. Düş gücü tükeniyordu. La Manga villasının çevresinde birkaç gün dolanıp durduktan sonra bu çocuksu yöntemin o yaz örtüğü kapıları açmayı başaramayacağını anladı. Bir sabah rehberde bir telefon numarası ararken onunkine rastladı. Numarayı çevirdi. Uzun uzun çaldı telefon. Sonunda onun ciddi, kısık sesini tanıdı. Buyurun. Konuşmadan kapattı.
Ama o ulaşılmaz sesin sonsuz uzaklığı gönül gücünü yeniden yükseltti. O günlerde Leona Cassiani doğum gününü kutlamak için birkaç eş dost çağırdı evine. Florentine Ariza dalgında. Tavuğun salçasını üstüne döktü. Leona Cassiani peçetenin ucunu bardaktaki suyla ıslatıp onun yakasını sildi. Sonra daha büyük bir kazayı önlemek için önüne önlük taktı. Florentine Ariza yaşlı bir bebek gibi oturakaldı. Yemek sırasında onun sık sık gözlüğünü çıkarıp peçeteyle kuruladığını fark etti. Gözleri sulanıyordu çünkü. Sıra kahveye gelince fincan elinde uyuyakaldı. Leona Cassiani onu uyandırmadan fincanı elinden almaya çalıştı ama Florentine Ariza utançla tepki gösterdi. Sadece gözlerimi dinlendiriyordum. Leona Cassiani o akşam yatarken yaşlılığın ne denli belli olduğuna şaştı.